Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, 22, 24 ve 27. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ seçim sonuçlarını değerlendirerek kendilerine destek verenlere teşekkür etti. 22, 24 ve 27. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirbağ açıklamasında, seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi açık ara önde bitirmesi suretiyle mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elde etmesini sağladığı için Necip milletimize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde de yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir farkla seçilebilmesi için gerekli gayreti gösterip PKK, FETÖ, TH gibi bütün şer odaklarına ders vererek doğru zamanda doğru adamla yolumuza devam edelim dedi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleriyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. AK Parti'nin açık ara önde tamamladığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da rekor oy veren Elazığlılara teşekkür eden Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. 14 Mayıs seçim sonuçlarının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tercihini hangi partiden yaparsa yapsın, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde 27 milyondan fazla oyla, %49,51 oy oranıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha büyük bir teveccüh gösteren aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı elde ettiği seçimlerde, bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Bizler AK kadrolar olarak 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak Elazığ'ımızdan Türkiye yüzyılına ve Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vermeye gayret edeceğiz. Güven, istikrar ve hizmet diyerek bu yolda davamıza gönül veren Elazığlı hemşehrilerim, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini 28 Mayıs'ta da en yüksek oyla sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 14 Mayıs seçimlerinin ardından şehrimizi Elazığ'da temsil edecek milletvekillerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Seçim sürecine girdiğimiz andan itibaren özveriyle çalışan milletvekili adaylarımıza, Elazığ Belediye Başkanımıza, İl Genel ve Belediye Meclis üyelerimize, Merkez İlçe Başkanımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımıza, İlçe ve Belde Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu üyelerimize, mahalle ve köy temsilcilerimize, muhtarlarımıza, STK temsilcilerimize, sandık kurullarında görev alan müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde davamıza omuz veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. 28 Mayıs'ı Türkiye yüzyılının müjdecisi haline getireceğimize tüm kalbimle inanıyor, tüm Elazığ halkına sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun ifadelerini kullandı. Seçimden aldığı desteklerden dolayı teşekkür ziyaretlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bundan sonra seçilen milletvekilleriyle omuz omuza vererek çalışacağız. Eğer diğer milletvekillerimiz gibi yine görmezden gelirlerse bizi, havada gelip havada giderler dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 14 Mayıs seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine başladı. İlçelerden teşekkür ziyaretine başlayan milletvekili Erol'un ilk durağı Mardin ilçesi oldu. Hayırlı günler, nasılsın kardeş? Ne var ne değil misin? Kolay gelsin. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler, kolay gelsin. İlçe halkıyla bir araya gelen Erol, her gittikleri noktada hemşehrileriyle gönül birlikteliği kurduklarını ifade etti. AK Parti'den 3 milletvekili arkadaşımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 1 milletvekili arkadaşımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yeniden beni bir dönem daha milletvekili yapmam için
sevgili Elazlılar, sevgili Madenler oy vererek bize yine bir onuru yaşatarak seçilmemize katkı verdiniz. Ben hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Vallahi hepinizden razı olsun. Seçildiğim günden bugüne kadar söylediğim bir şey var. Hep şunu ifade ettim. Dedim ki bir siyasetçinin başarısı kendisine sandıktan çıkan oy değildir. Bir siyasetçinin başarısı kendisine oy veren, vermeyen herkesin gönlüne girebilmektir ve onların sevgisini kazanmaktır. Biz bu seçimde bunu Elazığ'da yaşadık. Hangi ilçeye, hangi köye, hangi beldeye, hangi mahalleye gittiksek hemşerilerimiz ister oy versin, ister vermesin ama bize gönül verdiklerini gördük. Ve bu anlamda da bütün Elazığlı hemşerilerime canı gönülden teşekkür ederim. Seçim geldi geçti. Milletvekilliği seçimi bitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Artık milletvekili arkadaşlarımızla seçim kampanyasında siyaseti değerlendirdik, konuşmalar yaptık. Şaman abi merhaba. Konuşmalar yaptık. Nasıl oy kullanılması gerektiği konusunda düşüncelerimizi ifade ettik. Ama sonuç itibariyle vatandaşımızın iradesi sandığa girdi. Artık milletvekili tartışması da, yorumları da, değerlendirmeler de bitti. Milletvekili Erol bundan sonraki süreçte milletvekilleri olarak sırt sırta, omuz omuza vererek çalışacaklarını kaydetti. Sırt sırta, omuz omuza vereceğiz. Bu şehrin sorunlarına sahip çıkmak için, Madene sahip çıkmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Siz hiç merak etmeyin, biz yine Madene'nin gözü kulağı olacağız. Bizim için buradan çıkan oy önemli değil. Bizim için önemli olan buradaki sorunların daha büyümeden, vatandaşın daha çok mağdur olmadan çözümüne katkı vermek. Onun için biz bize oy veren, vermeyen herkesin milletvekili olarak yine görevimize devam edeceğiz. Yani Elazığ'ın sesi olacağız, Elazığ'ın vicdanı olacağız. Nerede haksızlık, nerede adaletsizlik, nerede hukuksuzluk var ki varsa biz orada olacağız. Erol'un bir sonraki ziyareti ise Sivrice ilçesi oldu. Merhaba benim. Ne haber? İyi misiniz? Hadi kolay gelsin. Hadi kendine bak. Sivrice ilçesinin ardından Bastil'e geçen milletvekili Erol halkla sohbet etti. Kardeş nasıl? Bir teşekkür etmeye geldik. Diğerleri aldım. Gel. Teşekkürler efendim. Yeni. Seçilen diğer milletvekilleriyle şehrin sorunlarını çözmek amacıyla bir araya gelmek istediğinin altını çizen Erol, bizimle bir araya gelmek istemezlerse biz yine halkımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Onlar da bir öncekiler gibi havadan gelir, havadan giderler diye konuştu. Artık bundan sonra biz ilin 5 milletvekili inşallah geçen dönem sağlayamadığımız birlikte hareket etmeyi, vatandaşın sorunlarını çözerken ortak aklı geliştirmeyi inşallah bu dönem sağlarız. 5 milletvekili şehrin sorunları ile ilgili, şehrin beklentileri ile ilgili, fakir fukaranın hakkının aranması ile ilgili bir araya geliriz ve bu sorunların çözümü ile ilgili de ortak çözümleri inşallah buluruz. Benim buna inancım tam. Yani artık gerilim, karşıtlık, eleştiri üzerine bir siyaset değil. Elazığ'ın menfaatleri için hangi partiden seçilmişsek seçilelim, kim iktidar olursa olsun, kim cumhurbaşkanı olursa olsun ortak akılla bu şehrin sorunlarına sahip çıkacağız. Benim düşüncem ve önerim bu olacak. Ama yine eskisi gibi eski tas eski hamam derlerse ya biz bildiğimiz gibi yürürüz. Yani biz yine Gürsel Erol'u tanımayız diyorlarsa derlerse vallahi biz halkın içindeyiz. Nasıl kendilerinden önce 4 milletvekili havada geldi havada gittiyse bir dahaki dönemde bunlar havada gelir havada gider. Yine halkın arasında biz oluruz. Hiç önemli değil. Eğer Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse inanın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Vallahi billahi Elazığ uçar. Yemin ediyorum uçar. Yoksa aksi takdirde yine ben sorunları seslendiren milletvekili olacağım. Yine mecliste konuşan milletvekiliniz olacağım. Yine sizi temsil eden milletvekili olacağım. Ama gücümün ve kapasitemin aslında daha fazla hizmet getirme şansı varken bunları yapma şansım olmayacak. Çünkü niye? İktidar partisi olmayacaksın. Baskin'de bağımsız aday Profesör Doktor Yasemin Açık'la ilgili de açıklamalarda bulunan Erol, kendisinin seçilmesini istediğini belirterek nedenlerini açıkladı. Ve Baskin'den biz herkesin bize hiç tahmin etmediği bir oy çıktı.
Hiç kimse tahmin etmedi bizim böyle bir olacağımızı Baskı'da. Ama ben Baskı'na sürekli inandım ve güvendim. Çok daha farklı bir oy çıkacağını da biliyordum. Yani çok daha yüksek bir oy da çıkabilir biliyordum ama bağımsız adaylık süreciyle ilgili hemşerilik ilişkileri, dostluk ilişkileri, Yasemin Hanım açık söyleyeyim, Yasemin Açık hanımefendi, keşke o da seçilseydi. İnanın canı gönülden isterdi. Hatta birçok yerde seçilmesiyle ilgili televizyon programlarında bile konuştum. Niye? Ya akademisyen, profesör, hayırsever, bugüne kadar herkese el uzatmış. Yani keşke bir kadın milletvekili olarak da Yasemin Hoca seçilseydi. Ama bağımsız seçilmek çok kolay bir işti. Zor bir işti. O da zor bir işe girdi. Ama yapılacak bir şey yok. Vatandaşın iradesi buysa sonuç itibariyle bunu hepimiz kabullendik. Ama ben canı gönülden Yasemin Hoca'nın seçilmesini yemin ediyorum canı gönülden isterdim. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Duman'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Milletimiz 14 Mayıs tarihinde rekor sayılacak bir katılımla sandığa giderek kullandığı oylarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek milletvekillerini belirlerken 13. Cumhurbaşkanı'nın ise ikinci turda belli olması yönünde karar verdi. Öncelikle seçilen milletvekillerimize başarılar dilerim. İkinci tur seçiminin yine ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleşeceği inancıyla seçim ortamının sağlıklı bir şekilde sonlanması ve ülkemizi ileriye götürecek ekonomik adımların zaman geçirilmeden atılmasını arzu ediyoruz. İş dünyası olarak esas prensibimiz, değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye'dir. Seçim sürecinde ve sonrasında ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için bir ve beraber olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde kent merkezi ile ilçelerde trafik denetimi gerçekleştirdi. 664 aracın denetlendiği uygulamada 13 araca 26.288 lira ceza işlemi uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçeleri de dahil olmak üzere trafik denetimlerine hem karadan hem de havadan devam ediyor. Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat iş başında olan İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan denetimlerine devam ediyor. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak yapılan denetimler helikopter desteğiyle havadan gerçekleşti. Denetime İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Yılmaz İloğlu, Jandarma Trafik Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Uğur Bucak ve ekipler katıldı. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulandı. Hem karadan hem de havadan yapılan faaliyette şerit ihlali, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolları üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak konularında 664 aracın denetlendiği ve bu kurallara uymayan 13 araca 26.288 TL ceza işlem uygulandığı bildirildi. Sosyal güvenlik haftası nedeniyle Elazığ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Sosyal güvenlik haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman, SGK çalışanları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. (Gülüyor) 16-22 Mayıs tarihinin Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını belirten Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman,
genel sağlık sigortasının önemine değindi. Sosyal güvenlik reformu 17 Nisan 2008 tarihinde mecliste kabul edilmiş, yasalaşmış ve birçok yeniliği de beraber getirmiştir. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur olmak üzere 3 farklı kurum sosyal güvenlik kurumu çatısı altında toplanmıştır. Genel sağlık sigortası sistemi dünyada örnek teşkil eden Türk mucizesi olarak adlandırabiliriz. Sosyal güvenlik sistemindeki bu dönüşümün mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sosyal güvenlik haftasında sosyal güvenlik kurumunu topluma tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülüklerinin konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 15-19 Mayıs haftasını sosyal güvenlik haftası olarak kutluyoruz. İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adaylarına hazırlık kursu verildi. Hacı adayları için kurs düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde hacı adaylarına hazırlık kursu verildi. Kardeşlerimiz hacca ömürlerinde sadece bir kez gidebiliyorlar. Umre'ye istedikleri kadar gidebiliyorlar ama hacca bir kez gidebiliyorlar. Öyleyse önümüze gelen bu bir kezlik fırsatı, bir daha tekrarı olmayacak bu bir kezlik güzelliği çok güzel bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Bunu yaşamak için de öncesinden bir hazırlık yapmak gerekiyor. Hacı ibadetinin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İl Müftüsü İrfan Üstün'da manevi hazırlığın arasında yer alan nefis muhasebesine dikkat çekti. Hac eğitimlerinin, hac seminerlerinin güzel bir şekilde takip edilmesi önem arz ediyor. Bugün ve yarın bunu takip ederseniz çok fayda temin edeceğinizi, istifade edeceğinizi umuyorum. Bu bir kesin Yüce Rabbim inşallah hakkıyla sunabilmeyi ve hakkıyla istifade edebilmeyi bizlere cümlemize nasip eylesin. Hacca manevi hazırlığı nasıl yaparız? Her şeyden önce bir nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Böyle akşam oturup tek bir odada yalnız başımıza ışıkları söndürerek bir nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor. Ben kimim, benim nelerim var, hangi maneviyatım var, maneviyatımda eksiklerim neler? Bunları şöyle güzel bir şekilde önümüze koyup nefis muhasebesi, nefsimizin artılarını, eksilerini güzel bir şekilde tartmamız gerekiyor. Bunu tarttıktan sonra eksiklerimiz varsa tevbe ve istiğfarla bu eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Genç Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanı Timur Gök, Ağın Keban, Sivrice, Arcak ve Alacakaya gibi depremin merkez üssüne daha yakın olan ilçelerde çalışan kamu personellerinin deprem tazminatından muaf tutulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Genç Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanı Timur Gök, 11 ili kapsayan depremin sonrasında 17 Nisan tarihinde sendik olarak Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne afet bölgesinde çalışanlara ek bir ödeme yapılması konusunda başvuruda bulunduklarını ve bu taleplerinin karşılık bulduğunu ifade etti. Gök, alınan kararın memnuniyetle karşılandığını fakat Elazığ'ın bazı ilçelerinin kapsam dışı bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile afet yaşanan bölgelerimizde kamu çalışanlarına ödenecek bir tazminat var iken toplamda yüzlerce binanın ağır hasarlı olduğu ve hali hazırda on binlerce depremzedeyi ağırlayan Ağın, Keban, Sivrice, Arıcak ve Alacakaya gibi depremin merkez üssüne daha yakın olan ilçelerde çalışan kamu personellerinin deprem tazminatından muaf tutulması kabul edilemez. Deprem Elazığ'da X ilçesine ne kadar zarar vermişse Y ilçesine de aynı zarar vermiştir. Depremde X ilçesinde çalışanlar ile Y ilçesinde çalışanlar canla başla yardıma koşup birlikte mücadele etmişlerdir. Bu durumun bir an evvel düzeltilmesini kapsam dışı tutulan ilçelerimizde bulunan ve afet döneminde fedakarca görev yapan arkadaşlarımızın da bu haktan yararlanması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için
bir adım atılmasını haklı olarak talep etmekteyiz dedi. ÖSYM deprem bölgesinde ikamet eden ya da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde bir ilçede, yakın ilçelerde ikamet etmiş olan adaylardan KPSS oturumlarında sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi deprem bölgesinde ikamet eden ya da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde bu ilçede ikamet etmiş olan adaylardan KPSS oturumlarında sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas, Gürün il ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız dedi. ÖSYM, adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden adres bilgilerini kontrol edecek. Adres bilgisi adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden teyit edilmeyen adayların ücretsiz başvuru yapması sistem tarafından engellenecek. 2023 KPSS A grubu ve öğretmenlik başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tarımsal üretim ile ilgili çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarımsal üretimin gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Muratçık Köyü'nde tarımsal üretimle ilgili çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bilgilendirme toplantısında tarımsal üretimle ilgili çiftçilerin üretimi artırmak için yapması gereken konular anlatılırken, çiftçilerin de talepleri dinlendi. Eğitimlerin süreceği bildirildi. Elazığ'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler hipodromda atlara binip oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Elazığ'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Türkiye Jokey Kulübü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte özel bireyler atla terapi etkinliğine katıldı. Özel bireyler gösteri alanında halaylar çekip müzikleri eşlik ederek doyasıya eğlendi. Engelliler Haftası münasebetiyle hipodromu özel bireyleri açtıklarını belirten Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Engelliler Haftası münasebetiyle burada alanımızı özel bireylerimizi açmış durumdayız. Tabii bildiğiniz üzere Türkiye Jokey Kulübü olarak sosyal sorumluluk projelerimizden en önemlisi olan atlı terapi merkezimiz Türkiye'de 10 ilde bulunan hipodromlarımızda sadece 7 tanesinde var. Bunlardan bir tanesi de Elazığ'da. Bugün çocuklarımızı bir taraftan ata bindirirken bir taraftan değişik etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız hem çocuklarımızla keyifli vakit geçirmek hem de özel bireylerle ilgili farkındalık yaratmak. Arkadaşlar engelliler paylaştıkça azalır diyoruz ve bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Elazığ Hipodromu'nda engelliler şenliği yaptıklarını aktaran Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, özel öğretim anaokulunun yapımına başlanılacağını ifade etti. Bugün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında hipodromumuzda engelliler şenliği yapıyoruz. 8 okulumuzdan 300 engelli öğrencimizle birlikteyiz. Tabii özel öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Bunlar için ülkemizde de son dönemde çok ciddi bir çalışma ve yatırım var. Son dönemlerde öğrencilerimizin bütün İAŞ, taşıma ihtiyaçları giderildi. Eğitim ortamları çok daha iyileştirildi. İnşallah bundan sonra da biz şehrimiz özelinde de bu çalışmaları daha güçlendirmek ve kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok yakında inşallah bir özel eğitim anaokulumuzun da yapımına başlıyoruz. Ardından bir uygulama okulu daha oluşturup öğrencilerimize daha iyi hizmet etmeyi planlıyoruz. Türkiye Beyaz Ay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Engellerimizin burada güzelce vakit geçirmesine vesile olan
At terapisi, işte piknik programı, güzelce bir etkinliğinin gerçekleştirilmesine katkı sunan Türkiye Jokey Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Engellerimizin daha güzel ortamlarda, daha güzel bir şekilde etkinliklerine devam edeceğiz. Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak da biz Elazığ'da tüm engellere yönelik tüm çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Elazığ'da demiryolu geçidinde otomobille trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadın otomobilin çarpması üzerine hayatını kaybetti. Elazığ'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Hicret ve Olgunar Mahallesi arasında bulunan demiryolu geçidine kontrolsüz giriş yapan araç sürücüsü raylardan ilerleyen trene çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Zübeyde Hanım Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Rahile Turan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın hükümdar olmadan önce 8 yıl boyunca tutsak kaldığı Masara zindanları turizme kazandırılmayı bekliyor. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, taht mücadeleleri sonrasında kardeşi İzzettin Keykavus tarafından Baskılı ilçesinde Su Yatağı köyü sınırlarında bulunan Masara Kalesi zindanlarına hapsedildi. Burada 8 yıl boyunca kalan Sultan Keykubat ardından Selçuklu'nun başına geçti ve en parlak dönemini yaşattı. Keykubat'ın 8 yıl boyunca kaldığı Masara zindanları turizmi kazandırılmayı bekliyor. Karakaya Barajı'na sıfır konumda bulunan zindanlar suların yükselmesiyle bazı dönemler sular altında kalıyor. Evet, şu anda Bask ilçesine bağlı Suyatağı köyü kale mezrasındayız. Burası Anadolu Türk tarihi için gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü şu anda tam da bulunduğumuz nokta Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 8 yıldan fazla 9 yıla yakın boyunca kaldığı zindanların tam yerindeyiz. Burası Muşar Kalesi olarak geçiyor. Aşağıdaki zindanlar ise Muşar Kalesi'nin Masara zindanları kısmı. Bu zindanlarda Sultan Keykubat kardeşi Keyhüsrev tarafından taht mücadelesi sırasında Ankara'da tutuklanarak Fırat'ın doğusundaki Muşar Kalesi zindanlarına, işte hemen sağ tarafındaki yerde tam 9 yıla yakın boyunca zindanda kalıyor. Burası Anadolu Türk tarihi açısından niye önemli? Ona gelecek olursak, çünkü Selçuklu Sultanı Sultan Alaaddin Keykubat 8 senenin sonunda 1220 yılında buradan esaretten kurtuluyor. Kurtulduğu gibi de Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçiyor ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu sınırlarının fetihlerini, başta Alanya olmak üzere, Sinop olmak üzere birçok kaleyi fethederek başarıdan başarıya koşuyor. Anadolu için büyük bir öneme sahip olan zindanlar adeta zamana direniyor. Geçiyor. Biz de araştırmacı yazar vasfımızla Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kaldığı bu 8 yılı akademik olarak kitaplaştırdık. Selçukname adlı eserden ve Ebu'l-Faraç Türk Tarih Kurumu bastığı eserlerden yola çıkarak birçok makale yayını derleyerek Baskı ilçemizdeki bu tarihi kale ile ilgili kitabımızı da yayınladık. Bu kale gerçekten Anadolu Türk tarihinin başlangıç noktalarından biri diyebiliriz. Evet, baraj seviyesinin, Karakaya Baraj Gölü'nün yıl yıl seviyesi değişiyor. Bu yıl seviye yüksek ama geçtiğimiz yıllarda şuraya kadar zindanların tüm odalarını gezebiliyorduk. Şu anda altında bulunduğumuz bir göz ve sağdaki bir göz olarak sadece iki göz gözükmekte. Ama onun dışında su seviyesinin düşük olduğu yıllarda ortaya kadar tüm zindanın tüm bölümlerini gezebiliyorduk. Bizim tespit edebildiğimiz Masara zindanlarına 8 bölüm var. Birbirleri arasında kapılar, geçiş ve oturma yerleri var.
Onun dışında abdest alma veya işte günlük ihtiyaçların gidereceği çeşitli oylumlar yapılmış zindanlar arasında. Burası Muşar Kalesi'nin Masara zindanları. Elazığ Gençlik Merkezi gönüllüleri sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve aç kalmamaları için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Elazığ Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından sokak hayvanları için etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından il genelinde bulunan sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı. Gönüllü gençler sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptıktan sonra sokak hayvanları ile yakından ilgilendi. Gençlik Merkezi tarafından etkinliklerin süreci ifade edildi. İş insanı Levent Çelik'in abisi Ahmet Çelik hayatını kaybetti. Merhum Çelik kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İş insanı Levent Çelik'in abisi, iş insanı Ahmet Çelik 58 yaşında vefat etti. Bu dünyadan ahirete intikal eden haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Bu dünyadan ahirete intikal eden haklarını kendisine helal eder misiniz? Evet. Cenaze namazı öğlen namazına müteakip Hacı Remzi Camii'nde kılındı. Allahu Ekber. Merhum Çelik kılınan cenaze namazının ardından Nurallı köyünde toprağa verildi. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çelik ailesi taziyeleri Akpınar Taziye Evi'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Çelik'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Haberleri izlediniz, az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sezonun son deplasman maçında Eskişehirspor'la karşılaşan Elazığspor rakibini 6-3 mağlup etti. Bu sonucun ardından Türk futbolunun kırmızı siyahlı kulübü profesyonel liglere veda ederek bölgesel amatör lige düştü. TFF 3. Lig 1. gruptaki temsilcimiz Entegre Solar Elazığspor 2022-2023 sezonunun son deplasman maçında Eskişehirspor'la karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanan ve Mardin bölgesi C klasman hakemi Mehmet Can Söylemez'in düdük çaldığı maçta Bordo Beyazlı temsilcimiz maçın başından itibaren etkili olan taraf olurken kümede kalması mucizelere kalan Eskişehirspor ise maçta hiçbir varlık gösteremeyerek adeta kaderine razı oldu. Bordo Beyazlı ekibimizi galibiyete taşıyan goller 5. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Mesut Saray, 34 ve 81. dakikalarda Salih Polat Demir, 61. dakikada Emre Vezir ve 90. dakikada ise Ahmet Ertuğrul'dan geldi. Eskişehirspor'da ise Onur Arı attığı 3 golle hat-trick yaparken bu goller galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından Bordo Beyazlı ekibimiz puanını 42'ye yükseltirken Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor 26 puanda kaldı ve bölgesel amatör lige düştü. Temsilcimiz Entegre Solar Elazığspor sezonun son haftasında evinde Karşıyaka'yı konuk edecek. Üçüncü Lig 2. grupta sezonun son iç saha maçında Kırıkkale Büyük Anadolu takımını konuk eden 23 Elazığ Futbol Kulübü tamamen Elazığlı futbolculardan kurulu kadrosuyla çıktığı maçta rakibini 7-3 mağlup etti. TFF 3. Lig 2. grup 33. hafta maçında 23 Elazığ Futbol Kulübü sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu'yu 7-3 mağlup etti. Doğukent Stadı'nda oynanan ve Edirne bölgesi C klasman hakemi Cansu Tiryaki'nin yönettiği maçın başından itibaren üstün olan Bordo Beyazlı ekibimize galibiyeti getiren goller 2, 7, 37 ve 80. dakikalarda Özcan Şahan,
20. dakikada Ömer Faruk Aydemir, 34. dakikada Fethi Ahmet Kantarcıoğlu ve 64. dakikada da Ahmet Can Arık'tan geldi. Şimdi maçın özet görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, Elazığ'da ilk düdük çaldı ve maç başladı. Başarılar diliyoruz 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne. Orada topla buluşan oyuncu Harun Koç'tu. İleriye topu gönderdi. Şimdi gol pozisyonu ve gol. 17 numaralı formasıyla Özcan Şahan. Hale tekrar Muhammed, ileriye doğru Özcan kafayla karşıladı. İnen topu Harun aldı. Harun Koç. Harun savunmanın arkasına, offside yok. Gol pozisyonu ve 2 oldu. Dakika 7. Özcan skoru 2-0 yapıyor. Şimdi Ömer Faruk sağ kanada topu gönderdi Muhammed. Muhammed onun ortası, Harun indirdi. Yusuf vurdu, kalecide kaldı top. Tekrar Muhammed'e geldi top. Özcan'la paslaştı. En son Harun kaleye baktı. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Atağımız devam edecek. Solda Eren. Eren bir plase kaleci. Eren çok iyi bir plase. Kalecide kaldı top. Eren yine top onda. Özcan gol pozisyonu olabilir. Harun müsait pozisyon. Ömer Faruk vurdu, 3 oldu. Kaptan Ömer Faruk 21. dakikada takımının 3. golünü kaydediyor. Dönen top bir kez daha atak devam edecek. Şimdi Eren Cinkılıç. Eren bıraktı orada. Fethi Ahmet, Harun çok iyi. Fethi Ahmet vurdu, 4. gol. Fethi Ahmet Kantarcıoğlu gol için çok istekliydi ve döndü, hocasına koşuyor. Özcan'la paslaştı tekrar Eren Cinkılıç. Özcan, Eren. Top bizde, Yusuf'tan tekrar Eren, şimdi Özcan çok iyi sıyrıldı ve 5 oldu. Özcan 5. golünü kaydediyor takımının, kendinin 3. golü. Dakika 37, Özcan Şahan'la skor 5-0. Muhammed orta içeriye, Özcan direk ve kaleci. Topu kontrol edemiyor ve ilk 45 dakikanın bittiğini belirtiyor karşılaşmanın hakemi. Pas atası rakibe gitti. Uğurcan döndü sağ kanada. Orada topla birlikte ileriye çıkan oyuncu var. Şimdi kaleye bir şut ve gol. 22 numaralı formasıyla Mertcan golü kaydediyor. Dakika 52, skor 5-1. Mertcan ama tekrar Sezer topu aldı, arkadaşlarına kazandırdı. Şimdi uzaklardan bir şut, son anda kaleci. Kırıkkaleli futbolcular bir atak geliştirme düşüncesinde ama oyun devam ediyor. Uğurcan orada, Mertcan bıraktı. Şimdi kaleye bir şut, üstten dışarıya. Orta alanda ileriye gönderilen top. Oyun devam ediyor. Gol pozisyonu. Ve evet, skor 5-2 oluyor. Aynı oyuncu Mertcan serbest atış kullanacak. Ümit ceza alanı çizgisi oldukça kalabalık, orta içeriye. İbrahim elinden kaçırdı ve gol oldu, 5-3. 99, evet, gol yağmuru, gol sağanağı devam ediyor Elazığ'da. Skor 5-3 oluyor. Dakika 63. Ahmet Can Arık ceza alanı içerisinde. Ahmet ve 6-3. Ahmet Can Arık. Dakika 64. Bir dakika sonra şimdi bir gol pozisyonda olabilir mi? Ahmet Can bir şut, kaleci son anda direk ve korner. Muhammed iyi pas Yusuf'a, onun ortası arka noktaya. Şimdi gol, 7 oldu. Muhammed sağ kanattan topu getirdi.
yerden kaleye paralel bir top gönderdi. Özcan'a al at dedi. Özcan'ın dördüncü golü oldu bu karşılaşmada sevgili izleyenler. Kerim geldi aldı topu. Kerim ceza alanına indi. Kerim gol pozisyonu kaleci. Dönen top Ahmet Can Arık. 3-4 oyuncumuz var ceza alanı içerisinde. Ahmet çıkardı dışarıya. O bölgede şimdi topla buluşan oyuncu Fatih'ti. Tekrar atak devam ediyor Ahmet Can Arık ama offside bayrağı havada. İleriye doğru ve 90 dakikanın son düdüğü çalıyor. 90 dakikanın sonucu 23 Elazığ Futbol Kulübü 7, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. Puanını 37'ye yükselten 23 Elazığ Futbol Kulübü sezonu deplasmanda oynayacağı Kuşadası Spor maçıyla tamamlayacak. 23 Elazığ Futbol Kulübü teknik sorumlusu Samet Ersöz, Elazığlı oyuncularla alınan 7-3'lük galibiyeti değerlendirirken, sezon boyunca çok cefa çektiklerini ancak oyuncularının karakterlerini ortaya koyarak güzel bir sezon yaşattıklarını söyledi. 23 Elazığ Futbol Kulübü'nde teknik sorumlu Samet Ersöz, maç sonu yaptığı değerlendirmede güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Teknik sorumlu Ersöz, sezon boyunca çok cefa çektiklerini de belirtirken, oyuncularım karakterlerini ortaya koyarak güzel bir sezon yaşattılar diye konuştu. Güzel bir galibiyet oldu. 7-3 net bir skor. Burada çocuklarımızı tebrik ediyorum. Tabii burada dediğim gibi daha önceki haftalardan da söyledim. Son 3-4 hafta genelde Elazığ çocukları oynadı. Bugün de bir ilk olsun diye bütün 11'i Elazığ çocuklarından oluşturduk. Yani bize güzel bir galibiyet armağan ettiler. O yönden çok mutluyuz. Sezon boyunca cefa çektik diyebilirim. Yani çok cefa çektik ama çocuklarımız elinden gelen her şeyi yaptılar. Bütün olumsuzluklara rağmen. Yani her türlü olumsuzluğu yaşadık. Deprem olsun, işte pandemisi olsun. Çok olumsuzluklar yaşadık. Ona rağmen sporcularım karakter koydular ortaya. Güzel bize bir sezon yaşattılar. Ve kümeden kurtulmayı da ta 3-4 hafta önceden de garantilemiştik. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki seneler veya seneye diyelim daha güzel bir oluşum olur. Bizler olalım olmayalım. Her zaman söylüyorum işte Elazığ'ın ne kadar takımı olursa profesyonel, bal olsun, amatör hep burada bizlerin artısınadır. Herkes ekmek yiyor burada. O yüzden de hem Elazığ sporumuz olsun hem bizler olsun. Ligde kaldık. İnşallah önümüzdeki seneler hem Elazığ sporumuz hem bizler böyle şampiyonluklar yaşatırız bu şehrimize. Zaten ligin son bir haftası kaldı. Cuma günü de Kuşadası'na gideceğiz. İnşallah sezonun son maçını orada da oynayıp bitireceğiz. Okul sporları minikler yüzme il şampiyonası Elazığ Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Okul sporları faaliyetleri kapsamında yer alan yüzme il şampiyonası müsabakaları başladı. Salı günü başlayan ve 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan minikler AB Kız Erkek Yüzme İl Şampiyonası müsabakaları 123 sporcunun katılımıyla Elazığ Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. 17 Mayıs Çarşamba günü sona erecek şampiyona ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okul sporları 2022-2023 yılı faaliyetleri kapsamında başlayan yüzme il şampiyonası müsabakalarında mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar dileriz denildi. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.